Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte TOGG'la ilgili son gelişmelere bakacağız. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilimiz TOGG'la ilgili bir basın toplantısı yapıldı ya, burada TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bazı açıklamalarda bulundu ve bir yeni üretilmiş bir TOGG daha sergilendi. C segmenti SUV modelini gazeteciler daha yakından görme imkanı buldular. Ben de öğrenebildiğim bilgiler ışığında ve görüntüler eşliğinde sizlere bunları paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce, videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte TOGG'da yeni neler varmış görelim. Bu hafta içinde Gemlik'teki tesislerde gerçekleştirilen basın toplantısıyla birlikte 2019'dan günümüze kadar uzanan süreçte gelinen son noktayı paylaşan TOGG yönetimi, üretim sürecine geçmek için gün sayıyor. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlamaya hazırlanan ekip için önümüzdeki sene pek çok liglere sahne olacak bir dönem niteliği taşıyor. Son kullanıcıya ulaşacak olan modellerin 2022'nin sonunda banttan ineceği operasyonla birlikte marka ilk temsilcisini C SUV segmentinde asfalta çıkarmış olacak. Bu toplantıda açıklamalarda bulunan CEO Gürcan Karakaş oluşturulacak ürün gamındaki modellerin sıralamasını da paylaştı. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik tesisleri içerisinde gerçekleştirilecek olan üretim sürecinde robotlara da büyük görev düşüyor. Şu an itibariyle 62 robotun kurulumuna başlandığını gördüğümüz sürecin sonunda toplamda 250 adet robot aktif şekilde üretime katkı sağlayacak. Araçların altyapısının temel taşlarından biri olan bataryaların yerli olması için Siro hayata geçirildi. TOGG ve Farasis ortaklığından doğan Siro, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimini gerçekleştirilecek. Homologasyon tesislerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının başlarında TOGG'un ilk modeli niteliğindeki C-SUV pazara çıkacak. Bu aracın ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleriyle birlikte ürün gamında 3 araç kullanıcıların tercihine sunulacak. Takip eden süreçteki hamlelerle birlikte sınıf değişimleri de bizi bekliyor. C segment araçlardan sonra bir B SUV tanıtacak olan TOGG'un son hamlesi ise C MPV olacak. Her şey bir araya geldiğinde aynı DNA'yı taşıyan ve toplamda 5 modelden oluşan bir ürün gamı bizi bekliyor. TOGG'un 2030'a kadar tek bir platformdan hayata geçireceği modeller ışığında toplamda 1 milyon adetlik üretim hedefi de masada görünenler arasında. Evet, bu videomuzda TOGG'la ilgili açıklanan son gelişmelere baktık. 2022 yılının ilk videosunu yerli otomobilimizle ilgili yapmak istedim. Sizce TOGG bu yılın son çeyreğinde trafiğe çıkar mı? Çıkarsa kaç liradan çıkar ve piyasada sıkça görür müyüz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.